Mami, Mami bir şey diyeceğim. Çok Mami bak. eskiden... Kapat be. Tamam, Kapat be. Efendim. Kapat mı? Mamicim. Bak. Teklif bile kabul edilemez bu. Ben sana ne çorbası? Sana güzel bir tarhana kelle paça. Okey, tamam. Oğlum, tamam. Bu ne lan? Ben bu renkte nasıl bir şey olabilir ya? Bu nasıl bir bu siyah ayran mı bu? Ne amına koyayım lan bu? O ne? Kum doldurmuşlar gibi. Acılı ayran mı ona? Ayran lan. Oğlum bu ayran mı lan bu? Dayı yanlış anlama, pala dayının salatası diye bir şey var, biliyor musun o olayı? Karı boza olabilir mi? Abi bir kokla. Şalgam ayran karışımı da olabilir. Yo, açık ayran. Şalgam ayran pembe oluyor. Açık ayran söylemişim. Sakın içme onu, sakın. Ya bunu içer miyim ben amına koydum, bunu niye içeyim zaten? Abi onu iç, sana yarın keş 200 sana değil mi? Çarı bir kokla. Abi bir kokla, bence normal bir şey. Şifa o şifa. Onu iç abi, 50 lira. Antibiyotik o. Çağrı bir yudum iç 50 lira. Normal bir içecek ya. Nasıl tadı, tadı nasıl? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yarın bunu, ben sana 1000 dolar vereyim, bunu iç. Bunu şu an kapına getirin. 1000 dolar vermesem Ruslu çocuğuyum, bunu içersen 1000 dolar. O ne, deterjan tamamı mı? Tamamı bitirecek ama. Tamamı abarttın abi, abarttın ama abi. Sana bir de imzalatacağım sözleşmeyi, ölürsen benden değil. 1000 dolar mı? Ben bile bin dolar. Öyle söyleyeyim. Fon. Sen ben ne söyledin abi? Bak Mami, içerim de sana alayım biletini, gel yarın bunu iç. Mami kebapçının dölü de olabilir. Ama içemezsen siktim belanı. 1000 dolar abi, önemli değil. 1000 dolar abi, içili de ben bu de içerim. Bu açık ayran acaba şeyi mi, açık ayran mı? Yani biri içti kustu, ondan sonra buna mı döktüler amına koyayım? Öyle bir açık ayran mı acaba? Çağrı sen şey biliyor musun, benim yemek sepetinde en ucuz yerden sipariş verdim. Cağ kebabı 2.0 puanı. Bok geldi amına koyayım. Adam bok gönderdi. Yemin ederim ha. Şişte mi geldi peki? Dayı ciddi bok geldi ha. Vallahi bak. La dayı 2.0 ne peki? Harbi telefon etsene ya, neymiş diye. Konuşsana abi. Nasıl telefon edeceğim ki abi? Bana kanka, versene numarasını, ben arayayım. Yemek kanka ba- vardır. Şey, yemek de yenmez he. Arama abi. O yüzden müşteri arayacağım. Temsilcisine söyle, paraya da sal. Bir şey diyeceğim. Ya paraya versen değil ya. Dükkanın adını bana atıyor zaten, ben hemen arıyorum. Söyle, ağla parayı, yenisi söyle. Bence tadı güzel bir şey değil mi? Nasıl tadı güzel olabilir baba? Oğlum, şöyle manyak bir şey. Mısın? Kokusu zaten bu gibi. Böyle. Dur bir arayacağım ya. Sor ya, bence onlar şefin spesiyali yapmışlar sana. Şef de bunun içine de ne koydu de şefiniz de? Ses ver, ses çağrı. Ayıp olur ya. Adam ölümü gelen. Şef bey de bunun içine de ne koydunuz da? Şey yok oğlum, ayıp. Kolay gelsin. At bir dakika. Ben az önce oradan mı sipariş verdim? O nasıl bir soru? İsim Çağrı. Nasıl bir soru ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Bana bir açık ayran geldi ama bu ayran değil yani. Bu bambaşka bir şey geldi ve çok kötü kokuyor. Rengi sapsarı, içinde kum mu var, bunun bir şey var. Yani bunu ve kapağı falan çok kötü kokuyor yani. Siz bana tamam, siz bana kapalı ayran gönderin ya. Ya da göndermenize abi, gerek yok. Bugün böyle olsun. Tamam, göndermenize gerek yok. Hani bilgilendirmek için aradım yani. Böyle bir şey var. Hani gelen siparişte. Yemeğe ya, de yok, bak bence de. Uyumayacağım da şimdi. Hani bir ayran için tekrar gel git olmasın. Bak algısıyla oynandı odanın şu anda. Evet. Yani bence bu içeriği içecek hani dolapta çok mu geçmişte mi kaldı? Bu imkansız yani böyle bir şey. Tamamdır. Ayran tamamdır, sarı ama. Ben fotoğrafını çekeyim de. Hayır, ayran sarı. Ne diyor? Çogri. Bir yemeğe de baksana abi, yemeğe. Hasta bu çocuk oğlum ya. Ne var oğlum, fotoğrafını çekiyorum amına koyayım. Ya sen vallahi hastasın amına koyayım ya. Neden? Tweet at bari, tweet. Neden?
Oğlum o ne lan harbi ya? Oğlum fotoğrafını çekiyorum. Yarın bir gün amına koyayım bir şey olursa. Yemeğe baktın mı? Şey, story attım geldi bebeğim diye. Geldi bebekler. Yeni iPhone alıp da böyle story atmayana sikiyorlar çünkü. Biliyor musun abi sen onu? Nasıl dayı? Elektronik bir ürün alınca kutusunu açıp geldi bebek diye story atmayana sikiyorlarmış. Kanka kıvamı nasıl peki ayranın? Kıvamını mesela tadayım istersen. Kıvamına bak. Az kalsın isim veriyorum. Şu mu diyecektim sikiyorlarmış dedin. Çok fena oluyordu ama o kadar yani. Anladın mı? Sen ilk ismini yarrak yani hani. Hani ciddi yarrak yiyorduk yani. Hani onu var ya bak o boku yapıyor. Temizleyemezdik öyle söyleyeyim sana bak. Öyle bir aynen öyle. Aynen öyle bir boktu bu. Altından da kalkamayacağımız bir boktu. İyi ki hani hızlı söyledin sikiyorlar mı dedin ki ben örnek vermedim yani orada. Ha, şu mu diyecektim. İyi ki örnek vermedim bardağa dökeyim. Aa dökülmüyor. Nasıl lan? Nasıl yani? Dökülmüyor! Lan çinko mu bu? Ne bu amına koyayım? Oğlum o ne lan? Oğlum suikast mı düzenlediler amına koyayım sana? Oha renge bak! O slime lan ha? Oğlum kapıçını avlamışlar işte. O ne oğlum? Yani, restoranın gözünü seveyim. Vallahi bak, vallahi bak çağrı o yemeği yeme başka yerden söyle. Ona sen kahve koydun mu dayı? Hayır abi ne kahvesi? Bomboş bardak. Vallahi başka yerden söyle kanka. Abi yemeği açsana ne çıkacak o yemekten? Acaba puanı kaç abi hissettiğin yerin? Eczanede yok bu ilaç eczanede. Büyük şifa yuvası ama öyle diyeyim. Çağrı şakasız yeme oradan ha. Ya şu efektli bir soru atayım dedim. Kanka. Ayran kendi rengine döndü ama efektli atınca. Nasıl kendi rengine dönebilir dayı o ayran ya? Ya efektten öyle bir efekt. Efektten. Öyle nasıl bir efekt sen düşün amına koyayım. O bu ayranı normal haline çeviriyoruz da Çağrı'ya neler yapmıştır o efekt var ya. Arkadaşlar açık ayran söyledim. Ayran böyle bir şey geldi. Çok garip. Tam oruç tutmuyorsun diye bunu mu gönderdiler yani? Muhtemelen öyle abi. Harbi ama. Oruç tutmuyorum yemek söyledim. Bir de ayran söyledim. Hani yemeğe okey deyip de bok iç deyip bunu göndermiş de olabilir hani. Emin değilim. Oh shit. Peki şunu içmesine LOL 1v1 atan var mı? Ben atarım ya. Bunu ama bak seni bak lan burnunu tutarım öyle ağzına bunu dökerim ama. Ben de gelir içiririm yani. Ve şey almak yok Olaf gibi gavat çarı almak yok. Bir anda bak nasıl. Bunu Olaf'a diyen Trundle oynuyor ama ya. Tamam gel Olaf al ben counter'ını biliyorum Olaf'ın. Hadi o zaman VS başlasın. Oğlum çok kötü. Trandamir alacağım, sikeceğim bunu şimdi. Bu ne ya bu? Abi aman deyip merak edip bir tadına bakmaya çalışma. Sakın. Biyudumdan bir şey olmaz dayı be. Sen de öyle bir şey... Ama biyudum kuralı var bir şey olmaz. Harbiden. Boza falan değildir herhalde. Dayı boza değil ya. İki fazlı bir şey o yani. Bir dibinde bir şey var, bir üstünde bir şey başarı var. Başarı lezzetli bir şey çıkıyormuş. İçti. Yok içmedi. İçti vallahi içti. Yok içmedi. Bir yudum aldı oğlum. Dil değdirdi, dil değdirdi. Bir yudum aldı. Nasıl bir tadı? Şey? Tadı nasıl biliyor musun? Yayına giden mikrofonu kapatacağım. Tam bir gavat ya. Şimdi yayına giden sesi açtım. Ondan bir litre var mı onda? Leziza. Ama nasıl biliyor musun? Bak nasıl biliyor musun? Bir hafta duş alınmamış yani. Oo, şey Leziza arkadaşlar anlarsınız artık ya bunu. Kız meslek. Hocam. bu o zaman başka bir şey bu. Ben bunu gelince soracağım mesela. Bu ne abi? Geliyor mu kurye? Hani asitli de bir tadı var bak köpürüyor falan getiriyor yani. Getiriyor muymuş? Getiriyormuş.
Radyoaktif bir madde ya. Bir ver onu, ama ver onu, götürsün göstersin kanka. Şimdi gelip adam şey demesin, bu Sprite'tı falan. Dur ben merak ettim ya, bunun ne olduğunu bir tadına bak diyeceğim hani, bir şeyden bir şey olmaz. Sen dediğin şey olma ihtimali var mı? Kadın, orada çalışan kadın senden hoşlanıyor. Böyle biraz da milf bir kadın böyle bir şey yapıyor sana. Sen de anladın zaten, yayını falan da izliyor kadın. Böyle bir olasılık var mı acaba? Kadın izliyor, seni de biliyor milfçi olduğunu. Bu diyor ki ha, ben bunu bir hediye yollayayım. Ya milfçi falan değil ama mal mal konuşma ya. Ne milfçisi ya? Counter atak geldi paladan. Yemeğe de bakayım. Ya yemekte bir şey yoktur abi. Adam eliyle yapıyor. Bu hazır orada dolaba konmuş belli ki. Oradan al hemen verdi. Şimdi etmetse o da güven vermez. Ayranı bozulan vermez yenirin. Vermez abi, vermez. Bence güvenme. Et değil ya, patates söyledim. Dura baksana, sarım patatesler. Mor çıkıyormuş patateste. Ama bu büyük ihtimalle yapıldı ve dolaba kondu. Dolaptan alırken... Ya benim bilmediğim... Dur, o restoranın başka ne içecekleri var ya? Benim ya bilmediğim kanka, bir içerik mi geldi acaba? Dolapta kaldı bu ayran ya. İçinde de böyle küçük küçük böyle tanecikler var. Orayı da anlayamadım tam olarak. İyi parçacıklı. Tamam abi, oradan küflenmiş. Evde mikroskop var mı sizin? Biyoloji laboratuvarı mı burası amım? Yok tabii ki. Ben aldırtayım mı çağır abi bir tane? Yok abi, bir tane aldırt. Yayında bir şeyler inceleriz Ankara bak. Bir de harbiden mikroskop alın bak, da bakalım öyle bir durum olur falan. Muzlu süt, havuç suyu, meyveli atom. Havuç suyu falan mı lan acaba bu? Olabilir. Kanka bir tadına baksana. Ama kanka üstünde baktı böyle ya, pötürcükleri baktı var. Ya. Pötür pötür üstü. Hatta örnekten bile yaptı. Bir içecekleri saysana dükkandaki. Meyveli atom, portakal suyu, atom, kokteyl, portakal, elma, havuç, buz. Bu acaba kokteyl falan mı? Olabilir. Bence olabilir. Bu hayran değil. Başka bir şey bozulmuş. Bu şey bence Ayşe Hanım'ın amsi. Ya. Kokteyl olabilir. Biz tribe mi girdik kötü kokuyor falan diye. Bir daha bir bakayım kokusuna. Ya ama dökülmedi döktüğünde. Oğlum. Evet, bunda bir kokteyllik var. Bunda bir meyve kokuyor. Dur bakayım. Ne kokuyor ama? Ha çalar bu fesleğenli ayran. Elma, elma suyu mu lan mu acaba? Yok abi yok, bu fesleğenli ayran. Posası. Üstündeki de posası. Aa, maça mı lan o? Bir bak bir. Bir maça. Kokla bir maça. Dibine çökmüş mü yeşil? Üstte. Evet, çalkala abi, çalkala. Hayır hayır. Bu elma, elma suyu kanka bu muhtemelen. Elma suyu öyle olmaz. Elma suyu. Elma suyu öyle olmaz. Bence de bozulmuş olmaya. Allah çarpsın, elma kokuyor hocam. Elma suyu öyle bozuk ama. Posası da var. Aa böyle mi sendeki? Posası da var, portakal ama elmayla portakalın kokusunu ayırt edebilecek yaştayım ben ya. Karışıktır bozuk, belki. Bozuk. Fesleğenli ayran değil dostum. Biliyorum, fesleğenli ayran değil. O böyle fesleğen yapraklı buzlu ayran. Biliyorum onu. O çok ayrı bir şey o. Ya hayır, bir daha fesleğenli ayran olsa akar yani. Dökemedin. O katı bir şey biraz da. Ayranda. Çalkala çalkala. Bozulmuş hali işte fesleğenli ayranın. Abi bu content için değil. Ne yapsak? Elma havuç olabilir, evet. Posası da havuç var mı? Bakayım bir dakika. Okudum, vardı. Havucu tam alamıyorum ya. Çift elma, elma nane. Nargile o. Adama dedim ki bunun ne olduğunu, içinde ne olduğunu belli değil. Bunu ben göndermeyeyim en iyisi adama ya. Adama geri onu verme ya. Belki de onu adam göndermedi. Başka... Belki de sipariş karıştı. Sipariş falan karışmış olabilir. Sipariş karışmasa bile... belki hani ayranı öyle gördü. Veya ben bir daha kontrol edeyim, ayran mı demişim oraya. İçecek ama her türlü bozuk değil mi? Marmaris açık ayran demişim. Ağzımı sikeceğim en sonunda ya. Ama bu saatte açık ayran içmedi. Sus lan! Söyledi, sus! Söyledi, sus! Sus! Niye? Kalsadis işte. İş beğenmiyorum. Dayı yemek ismi söyleyecektim. Mekan değil amına koyayım, herkes... Çok gerildi. Atma mı diyecektin? Ne bir diyecek? Şey olmaz, ne olacak ya? Yok yok, kaşarlı bir şey iyi, çok güzel olan bir yer mi orası? Evet evet. Kaşarlı bir şey. Tamam, tost desek bir şey olur mu? Arkadaşlar tamam, bir yanlış anlaşılma oldu muhtemelen. Buradaki çünkü
Elma havuçlu elmalı bir şey bu. Elmanın böyle posası olur sadece. Abi bir tadına baksana ya. Baktım abi baktım, hafif asitli böyle elma suyu gibi. Tadına baktıktan sonra içilebilir. Az önce 1000 dolar vermiştim, salak gibi kabul etmediniz. Bedava 1000 dolar kazanacaktım. Ettik ya abi onu. Mamilemeni kabul ettik onu. Nereye ettin amına koyayım? Etti oğlum. Ya herhalde yapmışlar sabah. Herhalde kendi içeceğiz biz onu. 1000 dolar kalma. Dedik. Gitmiş yani. Tamam, teklifimi şöyle güncellerim. Bozuk muzlu süt o, eminim. Bir de o niyetle koklayayım. Sen hangi harbiden niyetle bozuk koklarsan muzlu onu. Süt. Harbiden bozuk onu muzlu algılıyorsun. Süt. Harbi mi? Şimdi de muz kokusu alıyorum ha. Bozulmuş muz kokusu elma kokusuna benzer mi? Hafiften. Bilmiyorum. Ne bilelim abi. Bak soru çok net. Bozulmuş şefim bilir ya. Bozulmuş muz kokusu elma kokusuna benzer mi? Artı olarak elma suyunun posası olur mu böyle? Elma suyu olmaz. Hayatta olmaz dayı. Elma suyunun evet. Posası olmuyorsa bozulmuş muzlu sütün posası olma ihtimali olur. Var. Olur. Bitti. Konu kilit. Konu kilit abi. Vur dik gitsin. Şimdi rahat rahat içebiliriz. Bozulmuştu. Benim yaptığımda dolapta unutmuştum. Ondan biliyorum. Magister. Doğru tahmin ediyorsun bence büyük ihtimalle. O bozuk değil ve sen büyük bir kreatörsün. Baba sen niye Acun modeline girdin kanka? Allah çarpsın, bunda bir sıkıntı yok mu sence ya? Baksana abi posası böyle ve renk farkı var abi iki tarafında da. Bak kamera netlesin hocam. Yüzünü kapa, yüzünü görüyor ya arkada. Kamera o kadar kalite girdi. Yüzüne kalite. Tutsana, onu yüzüne koy. Elini koy hadi arkasına. Yüzüne gitti amına koyayım. Bak yüzüne yere, koyarsan... Renk farkını ha. Algılayabiliyor musun? Tamam, yüzüne koy. Tam üzerine koy yüzünü. Nasıl tam üzerine koyayım amına koyayım? Nasıl tam üzerine koyayım? Ne yapayım anlamadım ki. Kafanı yaklaştır şimdi. Kafanı yaklaştır can dayıcım ya. Ayran abi bu. Ya Hasan. Ayran. Susurluk ayran Hasan bu. Muz bozulmuş muz. Benden bir de ayran değil sesi götürüldüm ki ben bunu. Havuç portakal bu. Ne havuç portakal? Bak yok, üstü koyu, bak değil. Üstü koyu, altı açık. Fark ediyor musun? Bir çalkaladısana şunu bir. Elma nane olabilir mi? Şimdi dayı patlar matlar bu ayrı. Hiç belli olmaz. Hocam bu bozuk muzlu süt. Bunda bozukluk var ya bak, bozukluk var. Kesin orası belli. Kesin bozukluk var üstte ay çünkü ya. Direkt üstte bir çıkıyor. Biraz da bir yudumdan bir şey olmaz değil mi? Midem çünkü olmaz yok. Olmaz. Ha trip oldu. Ben tribe girdim o zaman. Kamera gelir şimdi. Dolapta bundan bulunsa bir de aydın size ben götürürdüm bunu. Neden böyle bir şey yaparsın Hasan peki? Mal mısın? Bir ayran istemiş adam. Bunu niye veriyorsun? Dolapta da bir tane var. Kapalı ayran verirsin yani açık yoksa. Bu posa değil. Belki de muz tanecikleri bak. Çünkü ya krem gibi yani üstü. Kremalı, krema gibi yani böyle. Evet oruç tutmuyorum. Kuru yer sorsana ya bu ne diye. Çok merak ettim. Muzlu sütü niye dolaba koysunlar böyle? Bozulmasın. Havana mı alsınlar mı anlayamadım yani nasıl nereye niye koysunlar derken onu anlayamadım. Böyle birini tutup böyle elinde mi tutsun o kişi? Dolaba koy. Taze yapmaya üşenmişlerdir sabah sabah. He yani ya demek ki yaptılar dolaba koydular abi. Oraya sorsana ya gelince baba bu ne diye. Çok vallahi iyi, merak iyi akıl ettin ha. O da terbiyesiz oradaysa. Bak bunu iyi akıl ettin geldi. İşte. Bu ne de yani bu ne? Çözemedim de 15-20 dakikadır da. Yok onu kesin yok, vermeyeceğim dedi ya, yollamayacağım geri dedi ya. Yok yollayacağım. Bir şey diyeceğim. Kurye yerine koy. Bu saatte böyle yorulmuşsun, biri de diyor ki bu ne lan it ol it falan. Öyle mi diyecek oğlum? Yani dayı oğlum insan öyle mi diyecek? Amına koyayım birazcık. Ne diyeceğim? It ol it mi diyecek buraya? Diyecek ki kardeşim kusura bakma seni yordum ama böyle bir şey geldi. Kusura bakma hatta ya yollamayın dedim ben ısrar yollamayın etti dedim falan. Ya.
Yollamayın dedim. Gerek yok dedim. Israr etti falan. Gönlünü alacak. Muhtemelen süt bozukça köpüklenmeye başlar. Demiş şefim. Aslan bu ne? İç falan dersen o adama bu saatte adam sana takar. Dayıyı dinleme. Sorma abi. Bir dahaki siparişlerimde için tükürerek gelirsen ha Rakice. Hayır. Niye öyle bir şey diyoruz ki? Tıvagi adama. Abi aldığın yerin şeyine baksana içecek şeyine. Ya. Listesine. Baktı ya Hasan sen geriden mi geliyorsun? Geride çağırmışsın Hasan. Ama bir daha bak çocuğun gönlü olsun. Dün günü az önce çocuğun. Baktım ve bunun üstüne konuşuldu ya Hasan. Ben kaçırdım abi bazı şeyleri. Ha, düşük IQ sen değil abi. Eksi IQ mu var işini burada? Halletti. Bir şeyle uğraşıyordum. Daha işini halledip geldi Hasan bir 15 kurye, dakika. Zaten kurye bir şey denmez ki. Kuryenin bir günahı yok. Adam alıyor getiriyor buraya. Yani. Oraya gidecek. Kesin falan diye kuryeye ses yükseltme. Valla ne olsun istiyor amına koyayım ya. Kurye sert çıkma dayı. Adama sakin sakin sorma da yani. Ayıp olmasın bu saatte kurye. Ya kanka niye tribe soktunuz amına koyayım beni şu anda. Zaten kurye'ye bir şey sormayacaktım. Kurye diyecektim ki baba bunun ne olduğu hakkında bir bilgin var mı? Böyle bir şey sakın. Geldi. Bu da mı sorulmaz mı? Sorulur mu oğlum adama? Morali bozulur adamın yazık ama. Bir şey diyeceğim. Sen bu saatte iş yapmışsın o kadar. Geliyorsun birinin kapısına. Adam açıyor kapıyı. Seni diyor amını sikerim ne anlıyor diyor böyle. Dire dersin oğlum orada bir canı sıkılır yani. Bana böyle bağıracak ne lan bu diye bağıracak. Sen bağırıyorsun kuryeye dayı. Ben kurye olsam diye düşündüm. Bir de şimdi ters tepki olmasın 2 metre falan. Vallahi deli. Bozuk sütün rengin değişmesi ve yoğunlaşması artık uzun posulaşmasına oluşan şey. Ben sana katılıyorum. Magister'cim. Magister. Ben sana katılıyorum. 25 TL göndermiş. 25 TL göndermiş. Oo 50 göndermiş. Çok sağ ol. Sorular ya alerjin falan var. Değil. Ha alerjim var diyeyim. Doğru mantıklı. Sorulur. Ben mi merak ettim çünkü. Ama kurye bilmiyor olabilir işte. Evde şey var mı? Beher glass ya da lamel. Öyle ince cam bir şey. Var pek. Süblimleşme yapacağız abi seninle birlikte. Var mı abi var mı? Var abi var. Beher glass olmaz olur mu amınakım bu evde yani sence? Abi yemek doğru geldi değil mi? Harbi onu da bir kontrol et. Am suyu daha mantıklı geldi bana sütten. Kafayı yiyeceğim. Bu saatte bu ekip beraber kaldım bir amlama geliyor anladın mı? Abi. 7'ye vurdu mu? Bak 7 dedim İbo'nun sesi detone olur bak daha 20 dakika sonra. Bak. İbo'nun bir sesi detone olacak bak iyi izleyin. Hep aynı ben senaryo saat, ona koyayım. Sadece de kendimden bir şey söylüyorum. Arkadaşlar zaten ben bunu veririm. Şimdi kuryeye. Bu kurye dükkana bunu götürdüğünde adam bana der ki ha Buracığım yanlış göndermişsin bu bozuk falan değil bu da şu evet bozulmuş gibi dergilerin şu araması yapabilir yani tanıyorum çünkü adamlar iyi adamlar yani güzel tamam lezzetli da, yemek yapan insanlar yani. Tamam da güzelim adama ellerine sağlık. Sen, o saatte adama böyle sert çıkarsan adam esnaf adam sana ciddi sıkıntı çıkarır orada. Evet abi sen niye atar yapacaksın ki? Aynen abi. Direkt şu şeyi elini alıp kapat hiçbir şey deme. Adamı şimdi ne dememesi gerektiğini söylesene geldiğinde. Ben onu merak ediyorum. Adam hala diyor ki sert çıkarsan diyor. Bir de adamın bütün modeli de bozulacak. Sert çıkacaksın. Mesela aynen bir canlandırma yapalım Al. Sen kuryesin. Tamam. Ben de müşteriyim. Tam tersi olsun. Tam tersi. Pala şey olsun müşteri tamam, olsun onu da sen yaparız, kuruyorsun. Bunu da yapalım. Önce bunu bir yapalım sonra onun öbürünü yaparız palacım. Tamamdır. İbo sen yani, de motor hazır mısın? Evet hazırım. Hasan kapı ol sen de. Teneffüse çıkalım öde. Bari bir de okula mı geldik? Nasıl bir amını sikim kapı. Dur zil ben yapalım. Zil zil ya. Ben yapalım zil. Hocam kapı zili böyle baksana çalsa ben mesela odaklanamam biliyor musun? Neyse. Yönlendirebilirsiniz. Sağ olun. Abi tamam. Sen direkt aşağı kattan başladın ya. Üst katı ha kapıya çaldı. Mı geldin? Buraya mı geldin? Buraya geldi abi. Hayır, tamam. Aşağıdayım. Asansöre bindim şimdi. Gerçekçi, çıkıyorum. Gerçekçi. Dur asansöre bir gelsin. Tamam asansöre olsana.
Geldim üst kata. Kapı açılıyor. Daha gelmedi. Kapı kapanıyor. Geldim. Kapıyı tıklat. Çalayım. Kapı çaldı. Gerçekten çaldı. Geldi mi lan? Kurye Alp'miş değil mi normal? Şu an orada dönen diyaloğu bize şey yapabilir misin? Canlandırabilir misin Paladay'ı? Şuna bakmayın ya beyefendi, size anamın amının suyunu getirmiş. Şuna bakmayın beyefendi ya. Meşhur oçun yeri. Alayım. Oğlum ne kadar hayvan bir adamsın. Bir dakika, ben sana şey diyorum. Geldin ya. Kardeşim bu ne? Seni sikerim belanı abi daha böyle bir şey getirsen bana. Amcık itser seni şerefsiz bir şey. Siktirin lan! De cevap kardeşim, verme bana. 50 tane sipariş dağıtıyoruz burada senin. Ben mana mı dağıtıyorsun lan aktarra? Sen günlüğü 50 liradan çalışıyorum. Amına koydum çocuk. İndir elini. Dur oğlum, adam ver şimdi parayı. Bunları duyacak. Ver poşeti ver. Adam ver poşeti amına koydum. Amına koydum seni, ver poşeti. Abi lobi sesler gidebiliyor. Bu saatte diyor. Bak sakın abi, böyle bir şey olur yani, anladın mı? Aynen abi, bak şimdi canlanınca bak, kafamda canlanınca. Ama ben kimin adam var? Ben Pala'yı da müşteri olarak merak ettim. İyi ki canlandırdık, yapma. Tamam gel sen, bak ne yapmaman gerektiğini anlatayım dayı. Niye? Geldi mi adam? Mesela ben kurye olmuş olayım. Kapıyı geldim çaldım. Abi. Aç kapıyı. Beyefendi, yani bak ben yemek söyledim, bana böyle bir şey gönderdiniz. Ya geri al bunu, ya da bak ya şunu geri alacaksın, ya da senin o patronu da amına koyarım, o dükkanı da anasını sikerim gelip oraya ha. Beyefendi yanlış hepin anladım. Sikerim! Kapat kapıyı amına koydum çocuğu, ver lan parayı! Dur, adam geldi, dur sakin. Sen ben niye getirdi de para istiyorsun adamdan? Güzel paramızı aldık. Kuryeyken de para istiyor. Orada yani kuryeyken o kadar esnafım amına koyayım, sinirlendim. Parayı aldım geri. Diğerinde de ödediğimi aldım geri. Adamı gasp etti harbiden ya. Peki o kapı açma efekti nasıldı? 10 numara. Ya sizin Allah şeyli belanızı bu versin. Ya oğlum bu gece niye bu kadar günah işledim ben ya? Neymiş abi içindekiler? Adama dedim ki bir tat istersen, tatlı orucu bozuldu adam. Olaya bak. Allah'ım affet ya Rabbim. Ay amına koyayım ya. Çok tatsız bir tanesi. Ramazan'ı koymayı unuttuk. Şimdi sen bu kuryesin Pala. Orucunu da bozdu bu senin. Amına koyayım. Ramazan detayını düşünemedik. Ulan sabah ya, şaka gibi olan ya. Ay amına koyayım ya. Korktum amına koyayım. Ya niye benim başıma geliyor bunlar abi? Allah'ım affetsin ya Rabbim, ya Resulallah. Abi şimdi bari şimdi... Abi bari cevabını ver deme. Aynen bari cevabını al senin abi. Muzlu süt dedi. Bozuk mu dedim. Adam kaptı onu dedi, hani götüreyim dedi, onlar bilir dedi yani. Ah. Para verdin mi adama? Oğlum çok tatsız bitti. Ya niye para vereyim oğlum? Oğlum adamın orucunu bozmuşsun. Bir para ver bari adama. Oğlum böyle bir değdiri hemen bıraktı zaten. Hemen şey yaptı, o bozulmaz yani bence öyle. Allah mısın karar veriyor mu? Ya bak ya. Karar veriyor, bozulmadı diyor. Lan yazmış kitapta yazıyor bozulur diyor. Allah mı karar verir manyağa bak. Devam edelim. Manyağa bak, kafayı yedi ya. Kefaret diyor amına. Ama yanlış bir işte bir şey olmaz. Zekatı amına koyduk. Kefaretin ne ödenir? Şeyin mi amına koyayım, herkes kafayı, kefaret ne ya? Hapise girdi de çıkıyorsan kefaretin öde. Kefaretin ödendi de çıkabilirsin. Oğlum valla unuttum ya. Hehehehe.
Oğlum unutup hiç, unutunca bir şey olmaz abi. Ay unutursa bir şey olmaz. Niye karar veriyorsun böyle? Ama olaylar... Oğlum öyle değil mi ama ya? Böyle ama niye ben... kendi kendine böyle kararlar veriyorsun? Ya ben karar vermiyorum ki amına koyayım. Böyle. Ya yanlışlık oruç olduğunu birisi içmez zaten, unutmuştur. Dalgınlığına gelmiş. Herhalde oğlum manyak mısın? Adam şey müşteri memnuniyetinin orucunu mu bozacak adam amına koyayım? Adamın yüz ifadesi nasıl diye. Olabilir ya değil ya oğlum, tutup da kafasına adam... dikmedi zaten abi adam. Yani tamam da değil, bozulur yaptı yani. Yani. Baba sen nereden biliyorsun ya bozulmayacağını? Seni kim müjdeledi ya? Hangi ebe müjdeledi seni? Amına koydum. Şimdi 69 gün tutacak o adam biliyorsun değil mi? 69 mu? Ya dayı sen. Dayı sen. Bunu suda kaldı, suda kaldı. Suda. Evet. Yayın açsana dayı, Allah aşkına yayın aç. Aç abi yayın, sana geçelim yoksa burada daha bu kadroyla aile bir şey. Bak tente gitti, nasıl gidiyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu konu bu akşam o hayırlı bir yere hiçbir şekilde bağlanamayacak evet, noktada. Evet, bu konuyu kapatalım. Onu sana söyleyeyim. Direkt sen de aç. Bu gecenin hesabını nasıl verecek öbür dünyada ya? Sen abi yayınını aç. Olabilir. İnsanlık hali böyle şey oluyor arkadaşlar hayatta. Musa Altıra Usa. USA yani. 274 kişi de bizi hostlamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Korkma sönmez ama da boşak. Nerede? Oruç tutmama günü 40 liraymış. Zekatı. 40 bin ay mı? Kefareti de ödeseydin adamı. Kefaret diye ayağım. 69 gün. Okundu. Sen, Allah kabul oğlum etsin. hangi dini olduğunu sormadık Alp'e. Belki 69 günlük başka bir dinde vardır öyle bir şey. Alp'in. İsmim Alp. Allah. Peki aşık olmak nedir dayı? Daha fazla günaha giremem. Söz verdim Mami. Söz verdim Mami bana. Mami sen ondan tut ben alayım onu. Mami yok yapma artık yapma. Arkadaşlar iyi uykular. Eyvallah. İyi uykular. Eyvallah Cibucuğum. Bugün bir sakatlık çıkmadan şu yayını kapatayım abi. Bir sakatlık çıkmadan. Dayının WhatsApp'ına güldüm ben bir de ya. WhatsApp. Mami bana harbiden at WhatsApp'tan Mami. Atayım dayı. At ben onu belki yazacağım. Açtın mı dayı? Ha? Açtım. Şimdi tıkladım. Tam şu an tıkladım. Noel dayı lol mü? Noel dayı mı sadece? Dayı. Ya. Çağır abi dün sabah tam dayı konuştuğun gülme sesi basıyordu. Ben ona kahkaha attım ha ya. Bir dakika. Alo. İyi geceler. Şey diyor değil mi şimdi? Tamam. Siz bizim adamın orucu bozmuşsunuz hocam. Kefaretini ödeyin diyor değil mi? Kefaretini ödeyin bu adamın. Anladım abi. Ya şimdi şöyle. Bak, ayran niye açınca bu sefer? Burada. Sakın sert konuşma Çağrı burada. Ha, anladım abi. Yok, bir sakın yumuşak. Esnaf adam. Ramazan kıyısıyla bir ay iyi gidiyor. Eyvallah abi. Siz de kusura bakmayın gece hani uğraştırdım. Sert konuşma etraf adamla. Sağ olasın, görüşürüz. Şey desene kefaretini ödeyeceğim arkadaşlar. Yok sıkıntı yok abi. Eyvallah abi. Hadi öptüm. Görüşürüz. Kolay gelsin abi. Ne diyorsun? Adamları bir de öptü ayaküstü. Öpüyorum de öpüyorum. Görüşürüz. Adam ödüm geldi. Ya Rabbim ya Resulallah. Afiyet olsun abi. Elma suyumuş ya. Öptüm adresi var. Elma suyumuş. Evet. Sürekli niye değişiyor bu amına kodum şeyi? O adam orucunu bozdu yanlış bildi iyi mi? Boşa bozdu amına koyayım adam ya. Bari yemek düşünmeyelim abi adam. Bugün aşırı güldüm ben. Değerli arkadaşlar öpüyorum sizlere. Sağ olun var olun. Bu da saklıyı kapayacağım abi. Son 10 saniyede amına koyayım.